Bana 20 dolar ödemek isteyeceğini hiç düşünememiştim. Hiç düşünmemiştim. 20 dolar. Bu bir arkadaşın buradan geçip geçmediğini söylemek için oldukça cömert bir miktar. Sizin için gerçekten çok önemli olmalı. Evet. Hey, ne yapıyorsun? Bakın bayım, 20 dolarınızı geri alabilirsiniz. Beni vuracak mısınız? Bakın bayım, sizin için hiçbir şey yapmadım. Canlı bıraksaydık da hakkımızda gevezelik mi etseydi? Kim olduğumuzu bilmiyordu. 20 dolara bilmek istediklerimizi anlattı. Onu harcaman gerekmezdi. Bana mı söylüyorsun Roy? Hayır, hayır, bir şey söylemiyorum. Başka kimse var mı? Karar vermiştik. Will Saber'ı bulana kadar sen idare edeceksin. Buna sadık kalacağız. Zeki adamlarsınız. O 20 dolara Will Saber'ın hangi yöne gittiğini söyledi. Daha fazlasını hakkımızda her şeyi anlatabilir. Will Saber son hızlı silah olduğunu düşünüyor. Sen ve ben farkı biliyoruz. Küller küllere dostum. Saber Big Indian'a gidiyor. Biz de oraya gideceğiz. Dansın, izler çok yeni. Bu Will olabilir. Kalkışmayın. Mecbur kalırsam çok iyi ateş edebilirim. O şarkıları söyleyen sen misin? Sadece kilise şarkıları biliyorum. Popom yandı. Bu çok uygun bir şarkı. Evet, bu çok iyi olacak. Poponla gurur duyuyor olmalısın. Sen ne biliyorsun? Benden daha iyi bilen insanlar der ki hiçbir şey ölmez. Her şey yaşamaya devam eder. Sadece farklı bir şekilde. Hepsi bu. Ben bildiğini düşünüyorum. Bu iyi. Bir çocuk için çok büyük bir iş. 2 gün önce başladım. Gittikçe derinleşiyor değil mi?
Yardım edebilirsem hiçbir şahin ya da yerli onu ele geçiremeyecek. Yardım edebilir miyim? Teşekkür ederim. Babam oldukça ağır. Bu mezar yeterince derin. Takımı bağla ve arabayı buraya çek. Yerler mi? Bu civarda yoklar. Ateş mi edeceksin? Duruma bağlı. Mezarın içine gir. Babanı biraz bekletmeniz gerekecek. İzler nereye kayboldu? Dunstan! Arabada ölü bir adamdan başka bir şey yok. Bu doğru. Ölü adam arabada sağ olansa mezarda. Biz de seni arıyordum. Sen olabileceğini tahmin etmiştim. Carly'de buluşacaktık ama orada yoktun. Nerede olduğumu size söylemeliydim. Herkes ellerini görebileceğim şekilde yukarıda tutsun. Çocuklar gitmene izin vermeyeceğinizi söylüyor. Uzun zamandır o çetenin üyesisin Will. Hakkımızda çok şey biliyorsun. Will Saber. Kanun hakkında hiçbir şey bulamaz. Çocuklar ya bizimle olursun ya da ölürsün diyorlar. Düşünmeyi bırak. 30 günün var. Her neredeysen seni bulacağız. Buraya cevabımı duymaya geldin mi duyduğunda? Ve cevabım hala aynı. Şimdi sürün. Hadi kımıldayın. Sen Will Sabers'ın. Sen ve bu adamlar Carpentier Bankası'nı ve Collins kasabası posta arabasını soydunuz. Ve babanı yakacak mıyız, yakmayacak mıyız? Çok kötü hastalanmış olmalısın Darman. Oğlun iyi bir adam olduğunu söyledi. Oğluna inanıyorum. Bu olaylar olurken her neredeysen senden bekleneni yapmış olmalısın. Eğer oğlun da isterse elimden geldiğince ona bakacağım. Eğer istemezse bu durumda ben de kendi yoluma gideceğim. Hoşça kal canım. Amen. Gidiyor musun? Ne yazık ki yapabileceğim başka bir şey yok. Teşekkür ederim. Bana yardım ettiğin için. Önemli değil evlat. Hey. Belki burada hemen gömebileceğimiz başka birileri vardır. Ha? Will Saber. Eğer biz onu gömersek bu onun sonu olur, değil mi? Dan Townless'in adına ne dersin? Kendine vereceğin isim bu mu? Herhangi biri kadar iyi. Bana ne yapmayı düşünüyorsun? Senin bir şey söylemen gerek evlat. Durango'yu gördün mü? Tamam. Seni dikkatle izleyeceğim Bay Townless'ın. Bana Dan diyebilirsin evlat. Sen de Robbie de. Güzel. Hey! Onlarla konuşacağım Rabbi. Tamam. Atını alıp getir bir arabaya bağla. Nasılsın? Bizler Texas birlikleriyiz. Daha önce Texas Peak Indiana'ya gelmiş miydin? Birkaç gün önce. Sizin için ne yapabilirim? Bayırın diğer tarafında ölü bir adam bulunmuş. Kafasının arkasından vurulmuş. Kimseyi gördün mü? Hayır. Dün kayınbiraderimi gömdük ve dünden beri buradayız. O
ona yola çıkmaması gerektiği söylendi. Bir süredir de çok hastaydı. Şey, çok dikkatli olmalısın. Ortalıkta bir sürü şey konuşuluyor. Will Saver ve çetesi Texas Kansas'ta at koşturuyor. Bahse girelim, adamı onlar öldürdü. Adamın vücudunda 5-6 at darbesi varmış. Başımız dertte mi yani? Hayır. Will Saver ağızla yetinecek biri değil. Onun ilgisini çekmezsin. Tek istediğimiz yalnız kalmak. Durango'ya ulaşmak ve bir yer almak istiyoruz. Bir şey görürseniz nerede olursanız olun Şerif'e bildirin. Elbette bildiririm. Kayınbiraderin için üzüldüm. Sağ ol Şerif. Şerif'in ne dediğini duydum. Bir adam öldürmüşler. Eğer başka biri olduğun konusunda bana yalan söylemediysen, o zaman birliklere gittikleri yeri söylemelisin ki onları yakalayabilsinler. Onlarla gitmeliydin. Bana yalan söyledin. Sana yalan söylemedim Rabbi. Dunstan'a da yalan söylemedim. Ona benden herhangi bir bilgi alamayacaklarını söyledim. Tek söylediğim bu. Sözümden geri dönmemi istemezsin, değil mi? Ama Şerif'in ne dediğini duydun. Birini öldürdüler. Belki de pek çok insanı. Belki sen de öldürdün. Evet Rabbi. Adamı öldürdüm. Ama bugüne kadar bana ateş etmeyen birini öldürmedim. Aradaki farkı anlayacak kadar büyüksün. Benden korkuyorsun değil mi evladım? Evet. Senden korkmam için yeterince sebep var. Gerçek adımı biliyorsun. Tek yapman gereken bundan birilerine söz etmen. Benim bırakacağın yerde. Bence yapacak bir şey yok. Birbirimize güvenmeliyiz. Keşke babam burada olsaydı. Keşke olsaydı evlat. İkimiz için de işler çok daha kolaylaşırdı. Hadi gidelim. Birlikler onları yakalamış olmuyor. Dunstan onları beklemediği sürece yakalayamaz. Bu tuzak. İzin vermeyeceksin değil mi? Birliktekileri öldürmelerine izin vermeyeceksin. Sen burada kal. Neden tuzağa düşürmeliyiz? Bu mantıklı değil. Bilmeden geçip gitmiş olurlardı. Gitmelerine izin vermek güvenli olabilir ama bana göre onlar kanun ve bu yeterli. Kafanın dikine gidiyorsun. Bizi öldürteceksin. Sen nasıl istersin? Ona 30 gün verdik Dunstan. Gelirse vereyim, bizimle olmasını istiyoruz. Pekala, yaşamasına izin vereceğiz. Ama belki de öldüreceği ilk kişi sen olacaksın. Zaten aralarından ikisini yakaladık. Hadi geri çekiliyoruz. Arkalarından mı gideceğiz Şerif? Hayır. İki adamım kötü yaralanmış. Gidip görmeliyim. Yardım ister misin? Çocukla gitsen iyi olacak. Kalabalık gelecekler. Bir Saber'ın çetesi. Emin misin? İşlerinden birini tanıdım. Adamın adı Dunstan. Dutch kasabasında avcı olarak bilinir. Er ya da geç onları yakalayacağız. Av durmayacak. Umarım haklı çıkarsın. Pek çok insan daha iyi hissedecek. Durango'ya geldiğinde seni arayacağım. Sizi görmek için dışarıda olacağım Şerif. Thank you.
Bankada birkaç işim var abi. Fazla sürmez. O bankaya girmeyeceksin ya. Bugünlerde Dan Townless'ın ve banka arasında çok saygın bir ilişki var abi. Takımı bağla. İşte buyurun Şerif. San Antonio'na gidecek yüklerin tam listesi tamamlandı. Sağ ol Ben. Bu adamlarımı hazırlama şansı verecek bana. Bay Cowley. Ben Cowley. Evet. Ben Townless'ın, Dan Townless'ın. Hesap açtırmak istiyorum. Elbette. Memnuniyetle Bay Townless'ın. Bu da Şerif Howard. Memnun oldum. O zek bana ait bayım. Bir süre Durango'da kalacaksınız, onu alayım. Bundan pek emin değilim. Dan Townless'ın dedin değil mi? Hesap başka birinin adına olacak. Onun adına 16 dolar yatırmak istiyorum. Bir genç adam. Oğlum mu? Hayır, hayır değil. Ona göz kulak oluyorum. Big Indian Vadisi'nden geçerken babası ölmüş. Annesi de uzun zaman önce ölmüş. Kasabada tanıdığınız var mı? Tanıdığım kimse olduğunu sanmıyorum. Bence genç adam haricinde kimsenin işlem yapamayacağı bir hesap açtırmanız iyi olur. Tabii talimatınızı almalıyız. Evet, sanırım en iyisi bu olacak. Ben bu çocuğun bir tür koruyucusuyum efendim. Adı ne? Adının ne olduğundan emin değilim. Ama sizden bu parayı almanızı istiyorum yine de. Yarın gelip çocuğun ismini söylerim. Nerede kalacaksınız bayım? Şuradaki otelde. Anlıyorum. O zaman bu formu doldurmalısınız Bay Tamlısın. Güzel silah. Oldukça kullanılmışa benziyor. Ne zaman dersini alacaksın Max'ın? O silah yeni para kaynağımdı. Ama basıldım. Hapishanede kira ödemeden kalmak hoşuna gidecektir. Kasabada ilk gününüzde bu olayın yaşanması üzücüydü. Söylesenize. Belinizde hep böyle iki silah birden mi taşırsınız? Silahlar uzaklaştırıldılar Şerif. Yerlerine konuldu. Silahlar için değmezdi. Kendini yaralayabilirdin. İsminin baş harflerini sildiğini bilmiyordum. Şerif orada silmek istediğin bir şey olduğunu biliyor. Belki de burada kalmamalıyız. Göreceğiz. Neler olacağını göreceğiz. Nereye gidiyoruz? Bir tür banka işi diyelim. Bay Cowley için bazı kağıtları imzalamalıyım. Heh. Gelecek sefer neden başka bir kasabada basılmıyorsun? Joe, San Antonio'daki birliklerin merkezine bir mektup göndermeni istiyorum. Bu Dan Townless'ın isimli bir adamın tarifi olacak. Bu tanıma uyan kimler var öğren. Bir şey mi var? Cevaba kadar beklemek istiyorum. Bu adam yaklaşık bir 80 boyunda, 85-100 kilo kadar, siyah saçlı ve mavi gözlü. Bu tarafta olacağını söylemişti. Kim? Lazy J. Sprit. Beğendin mi? Tabii ki. Babalarının isteyeceği türden bir yer. Evet, çocuk yetiştirmek için güzel bir yer. Thank you.
de seni biraz düzeltelim abi. Hey, son düğmen kopmuş. Sanırım böyle daha iyi. Bu gömleğini içeri sok. Girin. Nasılsın? Gördüğün gibi. Başarılı. O kim? Bu Robbie Donovan. Merhaba Robbie. Nasılsınız efendim? İşte bu iyi. Beni dışarıda bekler misin Robbie? Onu yoldan aldım. Babası yeni ölmüştü. Gömmesine yardım ettim. Çocuğu dışarıda kendi başına bırakamazdım. Buraya neden geldin Will? Seni görmeye cüretim. Hayır, buna inanma. Bak, günün birinde sana döneceğimi söylemiştim. 2 yıldan fazla oldu Will. Ne yaptığını bilmediğimden değil, iyi haberlerini alıyorum. Bıraktım. Dunstan kontrolü aldı. Bu doğru mu? Uzun zamandır yapmak istiyordum Judy. Ama yapmak kolay değildi. Çocuklar beni geri istiyordu. Şimdi bile beni dışarıda arıyor olabilirler. O zaman bu bir bırakma değil. Gerçekten değil. Söz veriyorum. Söz veriyorum, bu sefer yapacağım Judy. Biraz kahve olacaktı. Judy. Kahveyi getireyim. İyi iş çıkarmışsın. Sır fiyatları yükseliyor. Sen Louise'den daha mı karlı? Bu bir yaşam, kumar oynanan bir batakhaneye çalıştırmak değil. Kendime bunu kanıtladım. Sen neyi kanıtlıyorsun? Eğitimli bir adamın batıdaki herhangi biri gibi sert ve acımasız olabileceğini mi? Peki ya şimdi? Burada mı kalıyorsun? Bu konuşmamız gereken bir şey. Will, çeteyi bırakmak konusunda ciddiysen seninle evlenirim. Judy, sana beni burada bulacaklarını söyledim. Yani? Bak, bana 30 gün verdiler. Onlara geri dönmezsen beni öldürecekler. Öyleyse hiçbir şey değişmedi. Judy, sana bunu yapmak istemiyorum. Bu doğru, hiçbir şey değişmedi. Yaşayıp yaşayamayacağımı bilene kadar olmaz. Hepsiyle mücadele edemezsin, seni öldürürler. Senden istediğim tek şey beni beklemen. Bekle ve gör. Eğer geri gelirlerse... Hızlı hareket etmeliyim. Will, hep hızlı olmak zorunda olacaksın. Judy. Judy, çocuğu alır mısın? Çocuğu almak mı? Yoldan bir yabancıya aldın. Will, bana bunu sormaya hakkın yok. Judy, olabilir ama çocuğa bir ev gerek. Yapamam. Ona bunu veremem. Buraya gelmenin tek nedeni bu, değil mi? Judy. Hayır, değil. Bana kızgın olabilirsin, çocuğa değil. Sadece birkaç gün al ve bunu düşün. Robbie'yi kasabaya götüreceğim. Benimle otelde kalabilir. Olmaz Bill. Seni unutmak istiyorum. O çocukla bunu yapamam. Günün 24 saati hatırlatmak için burada olacak. Aptal çocuk. Aptal çocuk.
sen hey, atımla nereye gidiyorsun? O benim atımbayım, ne yapıyorsun Robbie? Sen? Sorun yok Mark. Robbie geri gel. Çiftliğe götürelim. Soğuk su getireceğim, şişmesini engeller. Burada onunla kalmayacağım. Senin için neler yaptığını görmüyor musun? Daha önce sana söylediklerini duydum. Belki de sebeplerini anlamıyorsundur. Ama tamam. Bak evlat, ben seni tutamam. Ne istersen yapabilirsin. Kasabaya gidip Şerif'le konuşacağız, tamam mı? Belki sana kalacak bir yer bulabilir. Zaten çiftliğin çevresinde de iyi olmazdı. Bu şekilde ata binerse olmaz. Çiftten atlarken at tökezledi. Mazeretler. Neredeyse boynunu ve atın ayağını kırıyordun. Herkes kadar iyi binebilirim. Dene sor. Kesinlikle seni savunacaktır. O zaman neden onunla kalmamı istemiyor? Öz abi, dinle. Nerede kalacaksın? At arabasının arkasında mı? Şey... Elbette Durango'da okula gidebilirsin. Onun burada olmayacağını kim söyledi? Kalacak mısın? Şey, ben henüz aklımı tam olarak toplayamadım. Ona kalmasını istediğini hiç söyledin mi? Şey, hep ne istersem yapabileceğimi söylüyorum. Sanırım buna da bir hakkım var. Ah, siz bir çift inatçı eşeksiniz. Sanırım nasıl binileceğini ona öğretebiliriz. Sana söyledim, at tökezledi. Sakin ol evlat, gözlerim var. Bak ne diyeceğim. Onu burada deneyeceğiz ve kendi ağırlığını taşıyabiliyor mu göreceğiz. Yani çiftlikte çalışmama izin mi vereceksin? Aha. Gerçek bir işim olabilir mi? Tabii. Burası için ne düşünüyordun? Yaşlı bir kadının evi olduğunu mu? İş için onu tavsiye edebilirim. Çalışmaktan korkmuyor. Tamam Robbie, kendine iyi bir iş buldun. Okuldan sonra. Yaşasın! Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Nasıl hissediyorsun? İyi. Sert bir kafam var. O zaman atları suya götür. Yemek saat 6'da. O zamana kadar kendini temizlemeye evet, bak. Evet efendim. Zayıf dizli ata teşekkür etmeye gitme. Judy, sen kolayca ikna ettin. Evet, erkekleri nasıl ikna edeceğimi biliyorum. Biri hariç. Biliyor musun? Artık buralarda olacağım. Kasabaya gideceğim ve bir iş bulmaya çalışacağım. Neden burada olmasın? Hayır. Hayır, Şerif ve diğerlerinin bana başka bir adam olarak baktığı yerde olmalıyım. Yeniden insanlarla birlikte yaşamaya alışmak zorundayım. Şimdi bana 2 yılı telafi edecek öpücüğü vermeyi düşünüyor musun? Devam et. Günaydın. Günaydın ben. Şerif. Baytal mısın? Günaydın Barkovli. Dün bahsettiğin ismi verir misin bana? Evet, Judy Oliver. Daisy J olarak bilinen kız mı? Bu doğru. Buradan gidiyor musun Baytal mısın? Şey, bu kasabada bir iş bulamazsam. Bana bir işten söz etmiştin. Düşündüm ki belki ilgini çekebilir. Ben sayıları iyi biliyorum. Hiç bankada çalıştın mı? Hayır, hayır. Pek sayılmaz efendim. Hayır. O zaman ne? Yatırım, şirket, deniz kuvvetleri mi? Şey, ben San Luis'de bir kumarhanede çalışmıştım. Defterleri kendim tutuyordum. Çok iyi durumdaydılar. 3 aylığına birini bulmaya çalışıyordum ben. Kumarhane giriş kattaydı Bay Colley. Aslında daha farklı bir referans bekliyordum ama...
Daha önce de şans verdiklerim olmuştu. İş senindir Bay Thomas'ın. Teşekkür ederim Bay Colby. Sana etrafı göstereyim. İşe başlamak için önce bir iki şey yapmalıyız. Birazdan dönmüş olur. Gel. Otur bakalım. Bankada çalışmaya başlamadan önce bilmen gereken şeyler var. San Antonio'daki kimlik teşhis bürosuna senin bir resmini gönderdim. Ne için? Şu senin silahlar için. Durango'da yıllardır sanırım 3 ya da 4 yıldır hiç silahşör olmamıştı. Biz burada silahşörlere sabır göstermeyiz. Yanılıyorsun Şerif. Ben silah bile taşımıyordum. Kabzalarından bir şeylerin kazınmış olduğunu gördüm. Evet, olabilirdi ama değiller. Eğer bu denli endişeleniyorsanız neden beni Bay Colby'ye tavsiye ediyorsunuz? Biliyorsun, şimdilerde silahşörler silahlarını belinden indiriyor ve iyi bir insan olmaya çalışıyorlar. Sadece San Antonio'da olanları bilmek istiyorum. Bu bir uyarı mı değil mi? Bu bilgi San Antonio'a varmadan önce bu kasabadan ayrılmalısın. Benden yapmamı istediğiniz bu mu? Eğer sonunda başın derde girecekse evet. Girmeyecekse kasabada yeni yüzler görmek hoşuma gider. Yani bu büyümek demek. Hepsi bu mu? Hepsi bu. Oo, ne kadar hoş bir delikanlı. Bilirsin, bazen genç bir silahşör çok zeki bir genç adam olabilir. Umarım doğru kararı verirsin. Sana iyi şanslar. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şerif henüz kim olduğumu bilmiyor. Bundan eminim. Ama San Antonio'dan gelecek cevapla şansım tersine dönebilir. Nereye giderdin? Yani bir yere gitme şansın olsaydı? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Rabbi Will Saber olduğumu biliyor. Çocuklar dikkatsiz olabilir. Artık sana gerçekten güveniyor. Judy, inan bana, daha fazla saklanmak istemiyorum. Ama eğer bu şey ortaya çıkarsa, sen ve Rabbi bu koca kasabada tek bir arkadaş bile bulamazsınız. Tek bildiğim, yeni bir hayata başlamak istiyorsun. Ve Durango başlangıç yapmak için güzel bir yer. Pekala Judy. Biz burada kalıyoruz. Çok güzel bir el yazınız var Bay Tamlısın. Bütün bayanlar böyle düşünüyor. Teşekkür ederim Bayan Anderson. Bana öyle geliyor ki burada çalışmaya başladığınız 3 haftadan beri kasabada hiç işi olmayan kadınlara sapaştırmaya geliyor. Bunun güzel el yazınızla bilgisi olduğunu düşünmüyorum. İşte buyurun Bayan Anderson, işiniz tamamlandı. Güçlü bir el Bay Tamlısın. İyi günler. Üç beni bunu hesabıma yatır. Beklenmedik bir zenginlik ha Bay Blaze'den. Zengin demekle ne kastettiğini, sattığım öküzler bunun iki katı ederdi. Sığır alıcıları, hırsızlar, hepsi, bak ne diyeceğim. Bunlardan bıktım, bir adam terler ve işi için köle gibi çalışır. Sonra sığır alıcıları işin kaymağını yer, acele hesaba yatır. Bir dakikanızı alacağım. Hadi hadi, tüm gün bekleyemem. Affedersiniz efendim. Haklıydınız. $3,000. Üzgünüm. Günaydın Bay Blaze. Günaydın. Tekrar merhaba. Merhaba Şerif. Sizi görmek güzel. Seni arayacağımı söylemiştim. Saber çetesini yakalayabildiniz mi? Henüz değil. New Mexico'da oldukları söylentileri ulaştı. Sonra yeniden Texas'a döndüklerini duyduk. Şerif, gönderdiğim tarifin Saber'inkine uyduğunu söylemeye gelmiş. Öyle mi? Gelip bir bakmayı düşündüm. Olamaz. Saber'ın çetesi bizi pusuya düşürdüğünde yardım etmeye çalışmıştı. Peki. Kasabamızda kalma kararına memnunum, Tamlısın. Ben de öyle. Senin arazi alacağını sanıyordum. Alacağım. Kasabada mı kalacaksınız? Hayır, gideceğim. Saber'ı bulmak için her taşın altına bakacağım. Her taşın altında olmadığım için mutluyum. Görüşürüz. Görüşürüz. Size iyi şanslar. Sağ ol.
zamanında aynen söylediğim gibi. Tüm bu korumalar varken nasıl alacaksın? Almayacağız. Bir sonraki sevkiyatı alıyoruz. Bir hafta sonra Durango'dan yüklü bir kargo alacaklar. Tam da kasabada. Evet, hiç beklemedikleri yerde. Hadi bunu çocuklarla çalışalım. Posta arabasını gördün mü? Evet, sen de kulübeye doğru gel. Sesi gözetlesin. Geri kalan içeri. Bu iş kolay olacak mı dersin? Larry'e bağlı bu. Neden bana? Çünkü Drago'da bulunmuş tek kişi sensin. Bu çok önceleriydi. Görevlilerin kıyafetleri bile farklı. Hem kasabayı bizden iyi biliyorsun. Oraya gidip görevli işini planlayacaksın. Peki yan birlikler oradaysa, ya beni fark ederlerse? Ama birlikleri seviyorsun Larry, hatırlamıyor musun? Onlar için beni yakalamaya çalışmışsın. Bunu benden çıkarmaya çalışıyorsun Dunstan. Orada olan şeyi bana yapmaya çalışıyorsun. Öyle olsaydı seni çoktan öldürmüş olurdum. Fırsatların olmuştu. Hala onları kullanabilirsin. Evet. Sadece ölüm bir şey ifade etmez Larry. Hala Bill'i vurabileceğini mi düşünüyorsun? Yarından sonra 30 gün doluyor. Onu yakalayacağım. Sabah kasabaya gidiyorsun. Yoksa tartışacak bir şeylerin var mı? Tartışacak bir şey yok. Deliksiz uyuyor. Bütün gün çalışıp duruyor. Gece olunca da yatağa gidecek enerjiyi zor buluyor. Mutlu musun? Olabileceğim kadar mutlu değil. Yani bu durumdayken. Dunstan'ı kafandan atamıyorsun değil mi? Hayır. Hiç ortaya çıkmayabilir. Çıkacak. Bir ara. Onunla karşılaşmamanı umuyorum. Robbie'nin hatırı için. Robbie'nin mi? Will. Sen buralarda değilken senden çok söz ediyor. Will Saber olduğun hala aklının bir köşesinde. Bir silahşör ve bir haydutsun. Sürekli çalışması bunu unutacağı anlamına gelmiyor. Evet, biliyorum. Adımı duyduğu andan beri biliyorum. Ona bunu unutturmalıyız. Bak, bir köpeğin varsa ona olan sevgin gelişir. Ve onun için endişelenirsin. Çocuklar da böyledir, sadece 1 milyon kere daha fazla. Ne yapabilirim? Dunstan'ı aramaya gidemem. Sorun sadece beni buluncaya kadar beklemem. Will, Dunstan'ı öldürmek istemiyorsun değil mi? Beni buna zorlamadıkça. Onu öldürmeye hakkım yok. Ben ondan daha iyi değilim. Kimseyi yargılamaya hakkım yok. Bunu öğrenmekte geç kaldım. Ama öğrendim. Bunu Robbie'ye açıklayabileceğini düşünüyor musun? Ben bilmiyorum. Bir ara yapman gerekecek. Robbie'nin bize bir şey borçlu olduğunu düşünmüştüm ama yanılmışım. Biz ona bir şey borçluyuz. O bize insan olmanın neler gerektirdiğini öğretti. Bir gün onun anlamasını sağlamalısın.
Merhaba Şerif. O silahları eline almadığını sanıyordum. Banka için ekstra bir koruma efendim. Ben Cowley'nin çıkarlarını gözettiğini gördüğüme sevindim. Asla bilemezsiniz. Evet. Bu arada birliğin şerifi Sabre'nin çetesine karşı aslında hiç silah çekmediğini söyledi. Orada olduğumda çok geçti. O da bunu söyledi. Aklındaki nedir Şerif? Çete kesinlikle Texas'ta, haber aldık. Posta güzergahları ve bankalar uyarılıyor. Bay Cowley'e söyleyeceğim. Hı hı. İstersen yeniden silahlarını takabilirsin. Sabre'nin çetesine karşı bir daha silah çekme şansı yakalayabilirsin. Belki bu sefer çok geç kalmak istemezsin. Görüşürüz Dan. Evet işte plan. Sokaklar, banka ve posta ofisi. Kesinlikle çok kurnazca. Parayı bankadan çıkarıp posta ofisine doğru götürüyorlar. Bu sırada sokaklar kalabalık olduğundan çok fazla karışıklık olur. Bizi fark etmeleri kolay olmayacaktır. Hepiniz yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Güzel. Silahınızı kullanmanız gerekirse ıskalamayın. Şafak'ta kasabaya gitmek için ayrılacağız. Dan. Tom meşgul. Bugün pastayı sen teslim etsen iyi olur. Tamam. Geç kaldık. Herkes ellerini havaya kaldırsın. Kimse sorun çıkarmazsa bunu basit ve hızlıca hallederiz. Sen! Neyi bekliyorsun? Neden ateş etmiyorsun? Ama neyle? Ateş et hadi, ateş et! Ne biçim adamsın sen? Geri kalanımızın hayatını riske atmayı göze alıyorsun ama ateş etmiyorsun. Nedenini sorabilir miyim? Kıpırdayamayacak kadar korktun mu? Tartışacak zaman olsaydı bir cevap düşünmen için sana izin verirdim ama zaman yok. Bir ekip oluşturmalıyım. Onu devreden çıkar. Üzgünüm Rabbi. Bugün okulda beni savunman gerektiği için üzgünüm. Bill Blaisdell sürekli bağırıyordu. Blaisdell'in oğluyla mı kavga ettin? Daha iriydi, daha büyüktü ve o kazandı. Okula geri dönmeyeceğim. Rabbi. Rabbi. Judy, ben ateş edemezdim. Biliyorum.
Onunla konuşacak mısın? Daha önce konuşmayı denedim. Rabbi, dışarı çık. Konuşsak iyi olacak Rabbi. Konuşacak hiçbir şey yok. Söyleyeceklerini biliyorum. Kavga etmemi ve her gün bir Blaisdell'den dayak yememi bekleme. Hayır, beklemiyorum. Alçak olduğunu söylüyorlar. Ama ben o kanun kaçaklarına neden ateş etmediğini biliyorum. Onlara döneceksin. Nedeni bu değil Rabbi ve bunu biliyorsun. Benim hakkımda çocuklara bir şey söyledin mi? Sen beni ne sanıyorsun? Rabbi. Rabbi buraya gel. Bak evladım, artık silah kullanmak istemiyorum. Hiçbir zaman. Unutmamanı istediğim şey bu. Tanıştığımız o ilk gün olduğu gibi bugün de aynıyım. Birlikte karşılaştığımız yerde bir şey söyleyemememin sebebi bu. İşleri kendi elime alamamamın sebebi de bu. Keşke yeterince büyük olsaydın. Dansını kendin vurabilirdin. Evlat, bunları kafandan çıkar. Bunlar senin düşüneceğin şeyler değil. Sen okulda öğrendiklerini, kiliseyi ve kendini iyi bir adam yapmayı düşün. Silahları ve öldürmeyi değil. Evet efendim. Büyüdüğün zamanlarda erkekler silah takmayacak. Herkes kanunlarla yaşayacak. Bunu anlıyor musun? Artık gidebilir miyim? Evet, elbette. Gidebilirsin. İyi bir ganimet ha? Almış olmamız gereken değil, onu kaçırdık. Banka gelirleri henüz posta ofisine gelmemişti. Fark etmez Dunstan. Buradan gitmek zorundayız. Eğer gitmezsek bu bölgedeki herkes bizi arıyor olacak. Biz de burada oturup beklemeyeceğiz. Durango'ya başka bir darbe indireceğiz. Tekrar kasabaya mı gidiyoruz? Parayla ardına kadar açık bankayı basmaya. Mesele para değil Dunstan. Will Saber, geri dönmek istemenin nedeni bu. Gerçekten zekisin, omuzlarının üstünde bir kafan var. Tabii ki onu istiyorum. İstiyorum çünkü yeniden bizimle çalışacak. İstesin ya da istemesin. Will? Sorun ne Judy? Rabbi duymasın ama sana bir şey söylemeliyim. Bugün bir adam geldi, önemli olduğunu söyledi. Nasıl biriydi? Oldukça kısaydı, kızıl saçları ve uzun bıyığı vardı. Geri geleceğini söyledi. Başlıyor. Artık başlıyor Judy. İşte burada Tom. Son peniye kadar efendim. Güzel. Yarın görüşürüz. İyi akşamlar efendim. Ben? Her şey yolunda mı? Evet, her şey yolunda. İyi geceler.
Geleceklerse neden gelmiyorlar? Gelirken yolda birkaç el silah sesi duydum. Tabii bir çıngıraklı yılan ateş ediyor olabilirlerdi. Diğer taraftan bana da ateş ediyor olabilirlerdi. Ben Durango'dan ayrılmak istersen bir şey demeyeceğim. Hayatıma yeniden başlamamla ilgili bir şey demiştin Judy. Burası başlamak için iyi bir yer. Artık onlardan kaçmayacağım. Bu sana kalmış. Yemek yiyecek misin? Bozdurmak istiyorum. Pekala. Nasıl istersiniz? $5. Senin için bir mesajım var. Mesaj Dunstan'dan. Bu gece seni Red Bluff'ta görmek istiyor. Kasabanın 1,5 kilometre dışındaki bir nokta. Beni buraya gelip görsün. Bizi kabalaşmaya zorlama. Judy Olivant'ın çiftliğinin yerini biliyoruz. Onu rahat bırakın. Tabii. Kaçta orada olacaksın? Haklısınız efendim. Buyurun. 9. Teşekkür ederim. Gerek olmayacak. Dunstan nerede? Beni izle. Merhaba Will. Tokalaşmak zorunda olduğumuzu sanmıyorum ha Will. Ne istiyorsun? Will bankada çalışıyor. Buna inanmak zor. Pekala, inanmış görünüyorsun. Aa evet, tam da aklımdakilere uyuyor. Bankada çalışmanla ilgili iyi bir fikrim var. Bunu sakın deneme. Will, artık bizim elimizdesin. Bize yardımcı olman fikri hoşumuza gitti. Senin de hoşuna gidecek. Eğer yardım etmezsen bunu sen yapmış gibi göstermek için etrafa yeterince kanıt bırakacağım. Biz gitmiş olacağız. Ve sen onlarla tek başına yüzleşeceksin Will. Benden hiçbir yardım alamayacaksın Dunstan. Will! Yarın gece saat 1'de bankada olacaksın. Orada olsan iyi olur. Kimseyi duydun mu ya da bir şey gördün mü? Hayır, uyuduğunu sanıyordum. Sonra bir şey duydum. Robbie'yi pencereden çıkartırlarken olmalı. Her şey o kadar hızlı oldu ki Will. Dunstan'ın onlarla gideceğimden bu kadar emin olmasının sebebi buydu. Tek bir şey var. Çok açık bir şeyim. Benden ne isterlerse yapmak zorundayım. Yarın gece onlara yardım edecek misin? Onlara kendime vereceğim.
İşte evdesin evlat. Bunu muhakkak bile ver, olur mu? Hadi git artık. Judy! Ah, Rabbi! Ah, Rabbi! Dedim. Şimdi aşağı in. Nansın nerede? Yanlış adamla konuşuyorsun. Seninle zaman kaybetmeyeceğim Roy. Seni duyamadım. Daha ne istiyorsun? Dunstan nerede? Dinle. Seni öldürecek. Jack seni öldürecek. O nerede? Tamam. Kayalık sırtlarda. Birkaç kilometre ileride. Geçidin ucuna geldiğinde heykellere benzeyen bazı kayalar göreceksin. Onların arkasında bir kulübe var. Benden Şerif'e bir mesaj iletmeni istiyorum. Sorun ne? Pekala Seb, silahından uzak dur. Sen de o soygunun içindeydin, seni tutukluyorum. Sen delirmişsin. Rabbi'yi kaçırdılar. Peşlerinden gitmeseydim onu öldüreceklerdi. Hadi Rabbi anlat, onlara anlat. Hiçbir şey anlatması gerekmez, kanıtlar yeterli. Kanıtlar mı? Sen neden bahsediyorsun? Bundan. Bu da nereden geldi? Onunla gelen notu oku ona. Hadi oku ona. Will, iyi iş yaptın. Çocuk payını yanında getiriyor. Çok yakında bunun gibi bir iş daha yapacağız. Jack ve çocuklar. Yalan söylüyorlar. Bak seninle gelmeyeceğim. Kımıldama Saber. Dinle. Yapabilirsem kendim geri geleceğim. Eğer yapamazsam... Tamam, ne olduğunu anlarsın. Ateş
zamanında döndün rol. Roy'dan bir iz var mı? Hayır. Şimdiye kadar dönmüş olmalıydı. Yarım saate gelmezse onsuz gideriz. Belki bir belaya bulaşmıştır. Onu bulmaya gitmeyeceğiz herhalde. İşini bitirebilirdim. Şimdiye kadar Durango'ya epey yol almış olurduk. Bu Royce'a hiç acelesi yok. Bu Jones. Roy'un atında ne yapıyor? Orada durmayın, bir göz atın hadi. Uzak taramanıza gerek yok. Sizi görebileceğim açık bir yerde dursanız iyi olur. İkiniz benimle Durango'ya geliyorsunuz. Bir saniye bekle Bey. Belki bir anlaşma yapabiliriz. Üzgünüm, anlaşma yok. Bizi asacaklar Bey. Bankanın parasından payımı al. İstediğin her şeyi al ama izin ver gidelim. Hiç kimseyi geri götürmeyeceğim. Kapa çeneni, bizi buna sen sor. Sen biraz neden... bekle Bey, yapma! Kimseyi vermeyeceğimi başta söyledim. Pekala Dunstan, kımıldamadan dur. Seni öldürebilirdim Jack. Ama kasabada gerçeği bilmesi gereken insanlar var. Banka parasını bölüşebiliriz yarı yarıya. Artık bölüşmek yok Jack. Bu sefer hayatımdan beklediğim bir şey var. Hadi ayağa kalk. Bekliyor olacaklar. Merhaba Dan, Judy. Merhaba kovboy. Şerif'in haberleri var. Her şey tamam. Resmileşti. Evlat edinildim. Bunu biliyoruz Rabbim. Bay Howard'dan sana sürpriz yapmasını istedik. Tanrım, ne sürpriz ama. Kasabaya dükkandan bir şeyler almaya gidiyorsun ve bir anne babayla geri dönüyorsun. Artık sizi böyle çağırmaya başlamalıyım. Mike ve Johnny'ye söylemeye gideceğim. Hadi oğlum yürü. Biliyorsun... Vali seni affettiğinde birçok insan katlanmak zorunda kaldı. Ama şimdi hepsi senin yanındalar. Bu silahları sana geri vermek istiyorlar Bill. Bankanın parasını geri verdiğin için minnettarlar. Blaisdell bile mutlu görünüyor. Biliyorsun.
Bir adam şerif olarak pek çok şey görür. Bunların bazıları iyidir. Evet, son derece iyi.